Ablaların en güzeli. Umut, geldin mi? İndin mi uçaktan? Geldim ablacığım, geldim. Bizimkiler bilmiyor değil mi geldiğimi? Yok yok, söylemedim. Ay canım, keyfimden kısık sesle konuşuyorum. Tamam. Beni karşılarında görünce nasıl tepki verecekler çok merak ediyorum. Tamam o zaman ablacığım, ben kapıyorum şimdi. Gelince görüşürüz. Taksi! İyi misiniz? Ben yardım etsem size? İyiyim, iyiyim. Şeyim yok. Gerçekten, gerçekten çok özür diliyorum. Bir hastaneye falan götürsem sizi? İyiyim dedim ya, gerek yok. Tamam, şey, en azından bir ayağa kalkalım. Bir şeyiniz var mı? Bir kontrol edelim. Lütfen. Ah. Of ya, of. Her şeyim dağılmış. Tamam, siz merak etmeyin. Ben yardım ederim. Beraber toplarız. Topuğu kırık ayakkabıyla bütün gün ne yapacağım ben şimdi? Söyler misiniz? Hanımefendi, kazayı ucuz atlattım diye sevineceğinize bir de söyleniyor musunuz? Ya sizin yayalara hiç saygınız yok mu? Ben geçerken siz duracaksınız beyefendi, kör müsünüz? Hanımefendi, affedersiniz ama ben kendi yolumda, kendi hızımla gelirken siz benim önüme atladınız. Farkındasınız değil mi? Taksiye yetişmeye çalışıyordum herhalde. Taksi. Boş taksiyi de kaçırdım. Nasıl yetişeceğim ben şimdi ya? Sanırım sizin biraz aceleniz var. İsterseniz ben gideceğiniz yere kadar bırakabilirim sizi. İstemez. Bulurum bir taksi. Şurada. Hanımefendi, bakın. Yani bu halde siz karşı kaldırıma bile geçemezsiniz. Bakın lütfen inat etmeyin. Ben gideceğiniz yere kadar bırakayım sizi. Teklifim hala geçerli. Buyurun. Buyurun. Yola da çıktık. Nereye bırakacağım sizi? Adliyeye. Sanık olarak mı, tanık olarak mı? Avukat olarak. Tamam canım, sen de çok gerginsin. Yani olan oldu, yapacak bir şey yok. Biraz rahatlasan. Adliyeye de götüreceğim seni. Biraz susarsan rahatlayacağım inşallah. Ya 10 dakikalık yol nasıl 20 dakikaya çıktı anlamıyorum ki. Ya sana yanlış sokak dedim, girme buraya dedim. Bir arka sokağından dolanacaktık dedim ama işte. Ne yapayım, navigasyon burayı gösteriyordu. Ya gösterirse göstersin. Her gün gelip gittiğim yer canım, benden daha mı iyi bilecek navigasyon? Allah Allah. Tamam da ben senin yüzünden açtım navigasyonu. Yok o sokağa girme, yok buradan çık, yok şuraya gir derken kulağımın dibinde dır 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 dır. Kafam karıştı, ne yapayım? Ya yolu biliyorum dedim, bilmiyormuşsun. Yolları değiştirmişler. O zaman beni dinleyecektin. Bak, girdik işte çıkmaz sokağa. Nasıl gireceğiz ana yola? Hı? Arabaların üzerinden uçuracak mısın bize? Koşsam daha çabuk varırdım. Tamam, al. Kapadım.
Buyurun, tarif edin. İyi. Geri git şimdi. Buradan mı? Evet. Tamam. Sonunda. Buyurun. Sizin tarif ettiğiniz yolda gördük. Hepsi senin yüzünden. Ya ne yapayım? Yol çalışması da mı benim suçum? Ya İstanbul'un bütün çıkmaz sokaklarına, kapalı yollarına girdin. Nasıl beceriyorsun bilmiyorum ama nerede sorun var içine dalıyorsun resmen ya. Yok. Ben gidiyorum. Tamam. Sana hayatta başarılar. Ki buna ihtiyacın olacak. Hayır, bu şanssızlıkla hayatta kalman mucize. Kut kapalı. Got kafa mı? Got kafa mı dedi o bana? Deli ya. İnat. Tatlı ama. Evet, ben got kafalı olabilirim ama senin de benden kalır yanın yok. Biz bunu böyle mi takıyorduk? Ay, hala asamadın mı iki tane perdeyi? İlk defa deniyorum. İlk defa mı deniyorsun? Ya belli zaten, uzaylı görmüş gibi bakıyorsun da perdelere. Acaba diyorum, perde asmak, nefes almak gibi zaruri bir şey mi? Yani, perde asmak erkekliğin şanındandır da o yüzden garipsedim. Uf, neyse ya, sen beceremeyeceksin belli. İnin, ben hallederim iki dakikada. İyi, ha. Nerede büyüdün sen ya? Sarayda falan mı? Anladık, sen bu işte bayağı bir iyisin. Tabii canım, bu iş benim için çocuk oyuncağı. Tamam, iyiyim ben. Ne bilirim, iyiyim. Ben... İyiyim ya. Bir şeyim yok. Ben şunları da yerleştireyim. Sonra gitmem lazım. Toplantım var. Tamam. Olur. Bunlar ne? Kim çizdi ki bunları? Ben. Nasıl? Ben aslında resim öğretmeniyim. Ciddi misin? Hı. Yani çok güzeller. De neden öğretmenlik yapmıyorsun o zaman? Olmadı. Yani atanamadım. Mecbur çalışmak zorunda kaldım. Yani tabii. Biz ağzında altın kaşıkla doğmayan insanlar için hayat böyle, değil mi? Öyle. Son zamanlarda neler çizdiniz bakalım ressam bey? Aslında uzun süredir bir şey çizmiyordum. Neden? İlham mı gelmiyordu? Du. Birkaç gün önceye kadar. Süpermiş. Ne çizdin peki?
Seni çizdim. Benim toplantım vardı. Benim gitmem lazım zaten. Geç oldu. Gideyim, sen halledersin gerisini. Of, nerede kaldılar ya? Yayın saatim kaçacak. Ah, geliyorlar, geliyorlar. Çabuk çabuk yakın pasmanlarını. Gel bir direk tut. Hep yanımda olun. Hep böyle mutlu olalım. Ay dur, üfleme. Bu merak çekeceğim. Ama mumlar eriyor. Ay yanmaz herhalde pastan azlığı. Üfle kızım sen mumu, üfle. Sönmedi, üfle. Huzurlu, sağlıklı, başarılı bir yaşın olsun kızım. Ayağına taş değmesin. Senin gibi bir çocuğa sahip olmanın gururunu yaşattın bize. Canım babam. Anneciğim. Canım. İyi ki varsın. Ya ben. Hediyeler de burada. Ay başımın tatlı belası. Gel sen de iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun görünce. Öpesim geldi görünce. Arkadaşlar dünyaya görünce şakası. Ay çok komiyim değil mi arkadaşlar? Doğum günün kutlu olsun dünya. Bu arada bugün Umut'un da doğum günüydü. Nasıl ya? Ha öyle mi? Doğum günün kutlu olsun oğlum. Teşekkürler Recep baba. O zaman pastanın mumlarını yakalım tekrar. Umut oğlum da üflesin. Olmaz böyle. Doğru söylüyorsun. Geç oğlum geç. Çekiyorum bakın. Bir tane daha. Tamam mı kızım? Hadi oğlum üfle. İyi ki doğdun çocuğum. Teşekkür ederim. Selam arkadaşlar. Büyük parti başladı. Çekimleri birazdan sizinle paylaşacağım. Ay burada bir değil, tam iki doğum günü var. Ve şimdi dans. Hadi geçin otur. Ya. Aç bakalım hediyeni beğenecek misin benim güzel kız? Ya sizin varlığınız bana en güzel hediye zaten. Şu anki mutluluğum hiçbir şeye değişmem. Anneciğim. Ya eline sağlık, çok güzel. Niye zahmet ettin? İyi günlerde kullan kızım. Senin doğum günün olduğunu bilseydim sana da örerdim oğlum. Alper teyzeciğim düşünmeniz yeter. O zaman biz de benim hediyemi paylaşırız. Kaş kol senin, bere benim. Teşekkür ederim. Aklında bin yaşa kızım. Pişt. Çok yakıştı hem kaş kol hem de...
Cevriye annem arıyor. Aa, selam söyle. Alo. Cevriye anneciğim nasılsın? Ya çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben de seni çok özledim. Tamam. İletirim. Görüşmek üzere. Cevriye anne. He, süt annem. Beni o emzirmiş küçükken. Değil mi anne? Hı hı. Aa, benim de süt annem var. Aa, evet sevgili takipçilerim. Bakalım mahallemizin Jön'üne doğum günü hediyesi olarak ne geldi? Aa, Jön'ümüz kameralardan kaçıyor ama Nevriye'nin magazin kamerası iş başında. Ya rahat bırak çocuğu. Aa, yeter ama böyle ağzımızın içinde kamera. Darlandım. Şimdilik bu kadar sevgili takipçilerim. Bir gün herkes dijital çağa ayak uyduracak. Öptüm, bye. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Nereye ya? Erken daha. Ne yapacaksın Nazlıcığım? Hani belki Umut'un da doğum günü planı vardır. Belki bekleyeni vardır. Belki. Görüşmek üzere. Selametle olun. Rahatsız olmayın lütfen. Hadi biz de pastayı keselim o zaman. Şunu şöyle alayım. Bak şimdi, çok basit. Püf noktası var. Bir kaşık aldın. Hı hı. Şuraya yerleştireceksin. Yani bu göz kararı böyle az olursa biraz daha ekleyebilirsin buna. Şuradan şöyle bir katladık. Sonra şuraları katladık. Elini ne çok fazla sıkacaksın ne de gevşek bırakacaksın. Yavaş yavaş katlamaya devam. Vallahi sen bu işin şairi çıktın yalnız. Ben sana söyledim, sen bana inanmadın. Ya inanmamak değil de bu kadar iyi olduğunu tahmin etmemiştim kabul. Hadi bakalım, şimdi seni görelim. Vallahi ben bayağı kötüyüm. Baştan söyleyeyim de beklenti olmasın. İcraata bakalım. Eller çalışsın, eller. Peki şef, kızma başlıyorum. Şimdi şunu alıyorum. Hı hı. Şöyle. Sonra şuralardan kıvırıyorum. Böyle. Ne çok az, ne çok geç. Ya olmadı gibi bu sanki. Yani bir senin sardıklarına bak, bir de benimkine. Bak şimdi, şöyle. Buradan bir kaşık aldık. Tamam mı? Koyduk. Sen çok fazla sıktığın için saramıyorsun. Ellerini serbest bırak. Evet. Böyle mi? Hı hı. Tamamen bırak ellerini bana. Serbest bırak. Evet, bak yarısı bitti bile. Devam. Kolaymış. Evet, ama hiç fena değilsin bak. Hemen öğrendim bile. Hocam sağlam diyelim. Sen öğrenmeye açık bir öğrencisin. Kendini yabana atma. Ya arabaya bayıldım. Tarihte yolculuk gibi resmen. Nereden aldın bu arabayı? Klasik bir araba. Öyle her yerde bulamazsın. Arkadaşım ilgileniyor bunlarla. Ondan ödünç aldım. Nereye gidiyoruz peki? Yani bu kadar uzağa gideceğimizi düşünmemiştim. Geldik, sabret. Sürpriz bozulmasın. Biraz ipucu versen. Ya göreceksin zaten, az kaldı. Ya bir tane ipucu ver en azından lütfen. Hayır. Ne güzel hava.
Mis gibi. Dur bakalım. Daha yeni başlıyoruz. Ya inanamıyorum ya. Nasıl bir yer burası? Ya senden bir şey rica edebilir miyim? Beni burada unutur musun lütfen? Hmm. Üzgünüm ama... ben seni unutamam. Tek kelimeyle büyülendim diyebilirim. Ben de beğeneceğini düşünmüştüm zaten. Sen keyfini çıkartırken ben de çizim defterim falan alayım. Olur, bir itirazım yok. Hep böyle yetenekli miydin sen? Yani yetenekli miydim bilmiyorum. Ama çocukluğumdan beri hep böyle şeyler çizmeye meraklıydım. Farklı bir kapı açtı bana. Bence sen doğru anahtarı bulup o kapıyı kendin açmışsın. Belki. Çok teşekkür ederim bu arada. Ne için? Beni buraya getirdiğin için. Sanki ihtiyacım olan şeyi biliyormuşsun gibi. Şahsen ben bilmiyordum. Buraya gelince öğrendim. İhtiyacım olan tek şey böyle bir yermiş. Şu inşaat meselesi seni çok yordu. Yani sadece kendin için değil, herkes için çabalıyorsun. Mecburum. Yani gözümü kulağımı kapatamam ki. Bu iş benim boynumun borcu oldu artık. Ya eline bir şey geçmezse? Yani istediğini alamazsan çok üzülür müsün? Benim üzülmeye zamanım yok ki. Vazgeçmemin doğru olduğunu düşünmüyorsun herhalde. Yani şey demek istemedim aslında. Söyle hadi söyle. Lafı dolandırma. Savunma hakkı kutsaldır. Yok. Lafı dolandırmak demeyelim de yanlış anlamanı istemem. Yani bu meseleyi böyle kavgayla, savaşla değil de yani çözüm odaklı oturup uzlaşarak konuşsanız ya da size güzel bir teklifte bulunsalar ne derdin? Bilmem. Yani şu ana kadar öyle bir şeyle gelmediler henüz. Ya bak Umut, zaten ne olursa olsun adil olmayacak. Karşımızdaki insanlar adalet kavramı olan insanlar değil ki. Güç gösterisiyle ayakta durmaya çalışıyorlar. Ya mesele zaten evlerin satışı da değil. Ya sorun bizi parayla satın alabileceklerine inanmaları. Sanki bizim hayatımız yokmuş gibi iki kuruşla bizi satın alabileceklerine inanıyorlar. Tamam. Yani sen öyle diyorsan. Ya vallahi şuraya iki kafa dağıtalım diye geldik. Yine derin mevzulara daldık. Acaba eve gidene kadar bunları konuşmasak mı? Yani şöyle bir arınsak, dertlerimizi burada bırakıp gitsek. Hı? Peki. Nasıl istersen. O zaman ben çizime dönüyorum. Aa, çekmiyor bu. Sen de baksana bir telefonla çekiyor mu seninki? Benimki de çekmiyor. O zaman gidelim mi yavaş yavaş? Zaten hava da kararacak, geç kalmayalım. Tabii, nasıl istersen. Allah Allah, niye çalışmıyor ki? Hadi kızım, hadi çalış. Ne oluyor Umut? Kaldık mı yoksa burada? Çalışmıyor mu? Yok ya. Hallederim ben şimdi. Tamam.
yap et o kızın o görüntülere ulaşmasına engel ol. Yoksa başımıza bela olacak. Ya senden bir şey rica edebilir miyim? Beni burada unutur musun? Lütfen. Özür dilerim Dünya. Gitmene izin veremem. Ama bunu yapmak zorundaydım. Neyi yapmak zorundaydın Umut? Neyi yapmak zorundasın Umut? Bunu yapmak zorundayım. O kablo ne? Maalesef arabamız bozuldu. Kaldık burada. Şaka yapıyorsun değil mi? Yani elimde sallanan boş bir kabloyla şaka yapma ihtimalim sence nedir? Bir çözüm düşünüyorum şu an. Hayır ya. Ne yapacağız şimdi? Nasıl döneceğiz eve? Bak yarın benim erkenden avukatla buluşup savcılığa gitmem lazım. Yani hava kararmadan dönmemiz gerek. Ya Umut cevap versene ya, konuşsana. Ya tamam düşünüyorum işte. Hepsi senin yüzünden. Ya niye getirdin ki beni buraya zaten? Hadi ya. Ama ilk geldiğimizde böyle demiyordun. İyi ki geldik halleri falan. O az önceydi. Bak ne yap ne et, çalıştır şu arabayı. Ya kabloları karıştır, bir şeyler yap, olmadı bir tamirci bul. Araba da bozulsa, dünya da yıkılsa ben yarın o savcılığa gideceğim. Anlaşıldı mı? Hadi sen de ya. Sen bir de benim içimdeki sıkışmışlığı bilsen. Sen nereye bakıyorsun ya? Gökyüzü burada. Öyle çocuk pışpışlar gibi her söylediğime evet mi diyorsun? Ne alakası var canım? Benim gördüğüm gibi görmüyorsun ki yıldızları. Aha. Evet. Buradan açı başkaymış. Neyse, sen oradan bak. Oradan bak. Dünya, keşke teleskobumuz olsaydı. Acaba diyorum bir de öyle mi gelsek? İstemez. Bir geceyi daha arabada geçiremem. Hayati bir iş üzerindeyiz. Hepimizin geleceği söz konusu diyorum. Siz bana yardımcı olacağınıza kafanıza göre işler yapıyorsunuz. Oğlum ne yap et o kızın o görüntülere ulaşmasına engel ol. Yoksa başımıza bela olacak. Biz de bu arada avukatı bulup derdimizi anlatalım. Bir akıl ver, bir fikir ver, bir öneride bulun. Yani ne olursa hiç fark etmez. Hiçbir yalan sonsuza kadar sürmez. Biliyorum. İşte bu yüzden kimseyi kırmadan bir çözüm bulmam gerekiyor. İşte bu imkansız. Çünkü bu işin sonunda birilerinin kalbi kırılacak kardeşim. Ve kimin kalbinin kırılacağına da sen karar vereceksin. Kızgın mısın bana? Yok canım. Neden kızgın olayım? Hani az önce sana sinirlendim ya. Ve sen bana hep sinirleniyorsun. Evet, bazen haklısın, bazen haksız. Ama yani bugün... Evet, biliyorum benim de payım var bunda. Ama senin sinirin de çok yüksek. Yani hemen infaz ediyorsun. Yani Allah senin karşına mahkemede kimseyi çıkarmasın. İşimde öyle değilim ki. Son derece ciddiyim.
dengeyi gözetiyorum yani. Evet, biliyorum. İşinde tutkulusun. Seviyorum bu yanını. Yani aslında işin özü benim kızgınlığım sana değil. Planlarımın bozulmasına. O belge benim için çok önemli. Yaşadığım mahalle benim için çok önemli. Orası benim köklerim. İnsan köklerinden sökülüp atılmak istemez ki. Ama ustabaşlar bunu yapmaya çalışıyor. İzin vermeyeceğim. Daha da kökleneceğim o mahalleye. Anladım. Annemle babam meraktan ölmüşlerdir şimdi. Ya kaç saattir benden haber alamadılar. Doğru. Bir de açıklama yapmak gerekiyor onlara. Yani neyse. Beraber olduğumuzu söyleriz. Olmaz öyle şey. Yanlış anlarlar. Yok canım, niye yanlış anlasınlar? Tanıyorlar sonuçta beni. Ya olmaz. Söyleyemem. Sen de söyleme sakın. Peki. Sen nasıl istersen. Neyse. Sabah erken kalkacağız zaten. Ben arabaya geçiyorum. Tamam. Bu uğultular ne? Kurtlar mı? Sanırım. Gece bize saldırmasınlar. Tamam. Sen korkma. Ben bütün gece nöbet tutarım. Yok ya. Korkmuyorum zaten. Yani korktuğun için söylemedim. Güzel bir uyku çek. Of. Bu koltukta olduğu kadar artık. Hadi uyu. Kapa sen gözlerini.